Değerli Centilmenler Kulübü, Albert Hellman karşınızda. Bugün çok güzel bir bira tanıtacağım size. Kronbacher. Bunun dışında gazetecilikten bahsetmek istiyorum. Kafa ütüleme bölümünde keyifli seyirler. Değerli Centilmenler Kulübü üyeleri, hepinize selamlar. Albert Hellman karşınızda. Hatırlarsanız Jager Master likörünü denerken Kronbacher'la bir kokteyl yapmıştık. Ama ne kokteyl, felaket olmuştu açıkçası. Ama birayı tanıtacağıma söz vermiştim 2022'de. Çok güzel bir Alman birası. Görüyorsunuz gayet şık, kahverengi bir şişesi var. Gayet de güzel. Değerli centilmenler, gördüğünüz üzere 4.8 alkol oranı var ve bu bira 1803 yılından beri bu kapağın altında üretiliyor. Fakat kendi web sitelerinde öğrendiğimiz çok ilginç bilgiler var. Bu biranın tarihi, mazisi 1300 yıllarına kadar dayanıyor. Bir aile şirketi olan Kronbacher, düşünün 1516 yılında bira üretmek için izin alınmış. Ondan önce herhalde öksürük şurubu olarak satılıyordu. Bilemiyoruz. Daha da ilginç şeyle öğrendim web sitesinden. 1618 yılında restoranlarda satış izni alınmış. Ve 1803'te de artık bira o markası olarak üretilmeye ve satılmaya başlanmış. Bu gördüğünüz biradan yılda 5,5 milyon litre satılıyor. 600 milyon euroluk bir aile işi bu. Gerçekten büyük bir başarı. Bu lezzeti, bu kıvamı, bu sevenleri bulmak gerçekten kolay değil. Evet, çok para kazanıyorlar ama bunun arkasında çok yoğun ve disiplinli bir çalışma var. Almanya'nın Kreuzau şehrinde çıkarılan Kronbacher en iyi satılan, en çok satılan bira. Almanya'da ve Avrupa'da da çok çeşitli yerlerde var. Bakın Florida'da bile buldum bunu. Anlayın artık. Benim gittiğim büyük süpermarketleri görüyorsunuz. Orada dünyanın her tarafından biralar var. Yunan birası bile var. Ama Türk birasını orada görmek maalesef mümkün değil. İşte bu beni çok üzüyor arkadaşlar. Evet, şimdi açmaya geldi sıra. Bakalım, ilginç bir şey yapmak istiyorum. Evet, dumanı üstünde. Kapak yere düştü, önemli değil. Bu dumanı görmek gerçekten çok ilginç. Başka biralarda da var fakat buradaki karbondioksitin çıkması özel bir sisteme bağlı. Onun için Kronbacher birası bununla övünüyor, dumanıyla. Buzlu bardağımız hazır. Kaç derece? 48 mi? Yanlış. 45 derece olacaktı. Hadi gelin bu güzel birayı 45 derece yavaş yavaş dökelim. Evet, ağzına geldiğinde son dikleştirelim, bir köpük oluşturalım. Bayağı güzel. Bakın ne güzel bir pilsener görüntüsü var. Buğusunu biraz temizleyelim. Koyu bir altın rengi var. Bol baloncuklu. Baloncuklu olunca ne öğreniyorduk? Şeker ve mayanın fazla olmasından dolayı karbondioksit oranı fazla oluyordu. Bunu her videomuzda yaklaşık söylüyoruz. Gelin koklayalım. Sanki Şerbetçioğlu bahçelerinden taze bir bahar kokusu demek istiyorum. Gerçekten çok taze bir koku var. Fakat biraz narenciyeler
hissediyorum. Hadi bakalım, biraz tadına bakalım. Evet, biraz acı. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Jägermeister'le karıştırdığımda Jägermeister'i ziyan ettim diye düşünüyordum. Halbuki bu güzelim birayı ziyan etmişim. O kadar güzel ki. Evet, kesinlikle bir limon narinciye tatları var. Arpa, buğday, şerbetçi otu gerçekten güçlü hissediliyor. Bakın, bu biranın çeşitli kaynaklarını araştırırken ilk defa bu birada gördüm. Biranın kendi web sitesinde bu biranın nasıl üretildiğini anlatıyorlar. Diğer biralar bunları kendi üretim sırlarını kapalı kapılar ardında sıkı sıkı tutuyorlar. Kimseye anlatmıyorlar. Bakın, ben de size hafifçe izah etmeye çalışacağım. Bakın, arpa ile şekeri büyük kazanlarda öncelikle bir harman ediyorlar. Daha sonra maya katıyorlar. Şerbetçi otu da bu pişirme sırasında yavaş yavaş ilave ediliyor. Ve pişiriyorlar. Yüksek derecelerde pişiriyorlar. Ve bu pişirdikten sonra tabi derecelerini, sürelerini onlar da vermiyor. Çaktırmayın. Ama gerek yok. En azından bir biranın nasıl yapılacağını öğrenmiş oluyoruz. Daha sonra bu pişirmeden sonra soğutuluyor. Ve soğutulduktan sonra genç bira dediğimiz tortu yavaş yavaş dibe çöküyor. Ve üstte kalan su yine buharlaştırma, kaynatma, pişirme amacıyla ve aracılığıyla çıkartılıyor ve bu gördüğünüz taze bira elde ediliyor. Genç bira daha sonra filtreleniyor. Daha sonra şişelendirilmeye veya fıçılandırılmaya geçiliyor. Soğuk mahzenlerde bekletiliyorlar ve karşımıza bu mükemmel tat ortaya çıkıyor. Şerefinize, veya Almanca Frost. Kafa ütüleme. Değerli Gentlemanlar Kulübü Kronbacher biramızla devam ediyoruz. Bu haftaki kafa ütüleme bölümünde sizlere gazetecilik hakkında fikir ve bilgilerimi sunmak istiyorum. Gazetecilik gerçekten çok kutsal bir meslek. Çünkü bir bilgiyi ulaştırmakla yükümlüsünüz. Bu ulaştırdığınız bilginin ve tarafsızlığın önemi gerçekten büyük. Çünkü insanlar sizlere güveniyor. İnsanların bir bilgi eksikliği var. Bir yerlerden bir şey öğrenmek istiyorlar. Ve bunun için sizin yardımınıza ihtiyaçları var. Onları suistimal de edebilirsiniz, yanlış yöneltebilirsiniz ya da doğruyu söylersiniz ki doğruyu söylen 9 köyden kovulur. Atasözümüz, biliyorsunuz. Gazeteciliğin çeşitli alanları var. O kadar değişik bir yelpaze ki hepsini size sırayla söyleyeceğim. Siyasi, spor, magazin, belgesel, sanat, suç, gazetelerde ikinci sayfada, onu kesti, bu bunu öldürdü. Hiç görmek istemediğimiz en kötü ve en zor gazetecilik. Ekonomi, dünyadan gündem, komedi, teknoloji, kültür. Sanırım Gentlemanlar Kulübü bunlardan hepsine giriyor. Yaptığım videoları gördüğünüz üzere bu alanlarda suç, belki bu konuda bir şey bilmiyorum ve aman bilmeyeyim. Ama bütün bu konularda bazı fikirleri ve bazı olayları irdelediğimiz ve mercek altına aldığımız bir gazeteci terimi olmuştur muhakkak. Ki Gentlemanlar Kulübü de aslında bir gazete gibi. Günümüzün çağdaş
görsel gazetesi. Daha çok kültürel konulara içeriyor. Arabalar, yemek yeme, içkiler, purolar, köpek bakımı, hipnotizma bile yaptık ki devamı muhakkak ki gelecek. Dediğim gibi gazetecilerin elinde gerçekten büyük bir koz var. Çünkü insanlara bilgi sunuyorsunuz ve onları aydınlatıyorsunuz. Fakat aydınlatırken taraflaşma yapmak yine sizin elinizde. Gazeteciliğin tarafsızlığı çok önemlidir arkadaşlar. Yani birilerine kalpaklık yapmak, birilerine dalkavukluk yapmak en nefret ettiğim şeylerdendir. O yüzden öyle olan ortamlardan kaçmışımdır. Ben küçükken gazeteci olmak istediğimde, küçük dediğim o zaman daha gelişiyoruz. 11, 12, 13. Türkçe ve edebiyat öğretmenlerim vardı ve kompozisyonlar yapıyorduk. Ve bu kompozisyonlarda da gerçekten bazı teknik ve güncel olayları sıkıştırıyordum konulara. Ve gerçekten yazı yazmak çok hoşuma gidiyordu. Gazetecilik benim aslında olmak istediğim ve ulaşmak istediğim bir meslek dalı idi. Fakat üniversite alan seçiminde öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı dünyadaki en kötü sınavlardan biri. Gerçekten çünkü bir sizin şahsi yeteneğinize göre meslek sahibi olmuyorsunuz. Onlar sizi nereye uygun görürse oraya gönderiyorlar. Fakat gazetecilik, ben rahmetli anneme bahsettiğimde o da malum yaşadığı olaylardan dolayı gerçekten gazetecilikten korkuyordu. Yok oğlum dedi, başına olaylar olur, bir şey yazarsın. Çünkü ülkemizde maalesef gazeteciliği yaptırmıyorlar. Çünkü kimse yaptığı yanlışın ona söylenmesinden hoşlanmıyor. Ve elindeki gücü kötüye kullanıyor. İşte mesele bu. Onun için de kalpak gazetecilik diye bir şey çıkıyor. Dalkavuk gazetecilik diye bir şey çıkıyor. Ne kadar yanlış değil mi? Halbuki gazetecilerin bize olan biten iyi ve kötü şeyleri bildirmesi lazım. Araştırması lazım. Ama ondan korkarsan, bundan korkarsan, rüşvet yersen vesaire gazetecilik biter, ölür. Aslında ölmez. Kalem her zaman kılıçtan üstündür. Onu biliyoruz. Fakat leke sürüyorlar. Çok üzgünüm. Gazeteciler de bana kalsa doktorlar gibi Hipokrat yemini etmeleri lazım. Bakın, çünkü gazeteciliğin elinde ikna gibi çok büyük bir yeteneği var. Çok bir gücü var. 1930'ların başında Orson Welles isimli İngiliz radyocu bir gün uzaylıların saldırısıyla ilgili bir hikayeyi radyoda okuyordu. Fakat bu işin başını, hikayenin başını kaçıran dinleyiciler, izleyici değil, dinleyiciler onu bir haber olarak algıladılar ve gerçekten uzaylı istilası olduğuna inandılar ve bütün şehir ayağa kalktı. Bundan sonra Orson Welles en önemli ve en ünlü gazetecilerden ve yapımcılardan biri haline geldi. Özellikle Yurttaş Kane isimli 1930'ların başında Oscar ödülü alan ve günümüzde dahi en iyi yapılan filmlerin ilk 10 sırasına yerleşen bir film. Bir gazete imparatorunun hikayesini anlatıyor. İnanır mısınız? Komik bir hikaye. Ben bu filmi en az 50 defa izlemeye çalıştım. Ve ilk çeyreğinde hep uykuya dalıyorum. Bir türlü sonunu getiremedim. Ama sözüm söz, bir gün bu filmin sonunu getireceğim. Küçükken seyretmiştim. Fakat anlamamıştık. Şimdiki haliyle o filmi gerçekten seyretmek istiyorum tekrar. Yurttaş Kane. Muhakkak ki seyredin.
Bir başka konu da reklamcılığı haberciliğe sıkıştırmak. Ay ne kadar kurnazsınız. İşte yok efendim bilmem ne arabalarının otomotiv sektörünün bilmem ne markası ile ilgili bir haber yapıyorsunuz. Ve o arabayı o kadar övüyorsunuz ki reklam gibi araba şirketinden de size cebinizi dolduruyorlar. Aman biz de geri zekalıyız izleyiciler. Sizler kurnazsınız, biz onun reklam olduğunu anlamadık değil mi? Bu gerçekten aşağılık bir durum. Gerçekten çok üzücü. Bu güzel mesleği gerçekten lekelemek demek. İşte bunu hiç sevmiyorum. Bakın gazetecilik o kadar önemli ki insanlar konuşa konuşa anlaşır. Ve gazetecilik özellikle Türkiye'den bahsediyorsak Türk dilinin mirasının korunması ve Türk dilinin gelişmesi için çok önemli. 1990'larda flash 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 işte önemli gelişmeler uyduruk paparazzi haberleriyle o güzelim çağın insanının beynini yıkadılar, boşalttılar. İşte sonuçlarını görüyorsunuz. Bugün işte o insanlar oy verdi, boy verdi artık ne olduysa insanları güzelce bir aptallaştırdılar. Ve günümüzdeki Türk toplumu ortaya çıktı. İşte o flash 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 haberler, ben Avrupa'da da yaşadım. Ya bu tür magazin programları yok mu? Hatta magazin bile değil. Magazin gerçekten kaliteli bir şey. Ama bu gerçekten iğrenç bir haber türü. Bunlar yok mu? Çünkü insanların hoşuna gidiyor. İşte ışıklar, gösterişler, o ona dedi, bu ona dedi. Özellikle Akdeniz kültürü insanının sosyolojik böyle birbirleriyle kaynaşması vesaire gerçekten ilgi çekiyor. Ama bu tür programlar Avrupa'da bile cumartesi akşamları, hafta sonu sadece gece 11'den 12'den sonra çok küçük bir izleyici kitlesi var. Ve o kitlesine yönelik böyle magazinler yapıyorlar. Burada Türkiye'de haftanın 5 günü haberlerden önce, haberlerden sonra magazin en az 1-2 sene insanların beynini yıkadılar. Gerçekten çok üzücü. Ben hatırlıyorum o zamanlar ailem Türkiye'deydi zaten. Ben İngiltere'deydim. İngiltere'de işte yok bahçe yapımı, araba bakımı, çocuk bakımı, ev bakımı, tamirat, tadilat, işte geziler vesaire bir sürü belgesel mahiyetinde programlar vardı. Ve insanlar bu programları seyrediyordu, bir şeyler öğreniyorlardı ve bir şeyler yapıyorlardı, bir üretkenlik vardı. Türkiye'de böyle programları seyredince ben de üzülüyordum ama ne yapabilirdim? Seyretmiyordum ben zaten. CK kanalı sizce güzel bir gazetecilik örneği mi? Dürüst mü? Kendinizce bu kanal sayesinde arabalar, köpekler, yemek, içki kültürü, prolar, gezi, Amerika'daki yaşam vesaire vesaire bir şeyler size kattığını düşünüyor musunuz? Bana bunu yorumlarda yazar mısınız biraz? Rating. Geçenlerde bana da yazmışlar. İşte abi ratingler biraz düştü. Düştü kardeşim, herkes beni devamlı seyredecek değil ya. Önemli değil. Zaten bu videolar hemen bir hafta seyredilsin, yapılsın, balon gibi uçsun diye yapılmış videolar değiller. Bu videolar benim hayatımı içeriyor. Benim hayatımda hayatım boyunca öğrendiğim bilgileri içeriyor. Bu bilgileri bugün öğrenirsin, bir yıl sonra öğrenirsin. Bakın 1,5 yıl önceki videolarımı seyredenler de var. Hala o videolar hakkında konularla ilgili yazı yazıyorlar, yorumlar yazıyorlar. Bana muhabbet ediyorlar benimle. Yani bu benim size sunduğum bilgiler gerçekten ölmez. Onun için böyle bir rating peşinde değilim. Ama rating önemli. Çünkü yayın kuruluşları bir ticari kuruluş. Ve seyredilen programlara göre reklam alıyorlar. Ve reklamlar da onların gelirleri. O yüzden rating önemli aslında. Fakat ratingin kalitesini, o çıtayı yükseltebilmek lazım. Yani ben şu anda
size zil takıp oynasam, o Albert Hellman zil taktı diye hop reytingler zıplayabilir. Ama kardeşim biz öyle reyting mi istiyoruz? Biz kaliteli, güzel, nezih insanların, akıllı insanların reytingini istiyoruz. Onun için değerli yayın kuruluşları, gazeteciler, medya artık kim ne diyorsa. O yüzden böyle fazla ışıklı, parıltılı reytinglere yönelmeyin. Bakın, benim yaptığım gibi kaliteli, güzel bilgiler verin. Zaten nezih bir kesim size oraya karşı ilgi duyacaktır. Amaç bütün insanları nezih yapabilmek. Yani iki tane popçu, topçunun hikayesini anlatıp böyle bir anda baloncuk gibi reyting kazanıp da daha sonra sönmek istemiyorsanız lütfen nezih, kaliteli programlarla gelin bize. Unutmayın, bu aslında kutsal bir görev. Yaptığınız yayınlar gelecek Türk neslinin seviyesini belirliyor. Eğer siz herkese oynayalım, coşalım yaparsanız o nesil hiç üretmez, hiç bir işe yaramaz. Sadece tüketici olur ve bütün dünyaya köle olur. Ama gelin bu programları düzeltelim. Gerçekten üretken 1980'lerdeki o TRT'nin altın yıllarında benim çocukluğumda olduğu gibi insanlara güzel katkılarda bulunalım. Lütfen. Birinci kuralı. Gentlemenler kulübü hakkında konuşma. Gentlemenler kulübünün ikinci kuralı. Gentlemenler kulübü hakkında konuşma. Gentlemenler Kulübü tişörtümüz muhtelif mağazalarında halen satılmaktadır. Bir öğrenciye destek oluyorsunuz. Teşekkür ederiz.